Günaydın yengem. Günaydın. Akşam fazla kaçırmışım. Kafam kazan gibi. Bir ağrıyor ki sorma. İlaç var dolapta. İçeyim bakayım bir tane. Çay da sıcak. Kahvaltınızı bahçeye hazırlayayım mı? Ne dersiniz? Ellerin dert görmesin derim. Ne diyeyim yengem? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ne oluyor ya? Günaydın baba. Necla, ne oldu kızım? Cem'i terk ettim. Sakin ol canım sen. Yok bir şey. Konuşuyor işte. Ne demek Cem'i terk ettim? O kadar kolay mı bu işler? Geç içeri, geç yukarıda konuşalım. Leyla amacına ulaştı. Bitti işte. Çocuk oyuncağı sanıyorsunuz siz evliliği. Öyle her tartışmadan sonra herkes bavulunu alıp kapıdan çıksa evli çift kalmaz ortalıkta. Ben artık Cem'le devam edemem. Neden? Seni sevmiyor mu? Bir yanlışım oldu sana karşı. Senin hatalarını müsamaha mı göstermiyor? Ailesine karşı ezdiriyor mu? Ne yapıyor? Ne çektiğimi bilmiyorsunuz. Ne çekiyorsun? Sana eziyet mi ediyor? Maddi imkanlarım yok. Seni utandırdım hiç? Haysiyetsiz bir davranışı mı oldu? İhanet mi etti, yalan mı söyledi? Ha? Haksızlık mı etti, saygısızlık mı? Söyle. Yani onunla devam etmemek için bir sebep göster. Hadi. Bitti dediğimde itiraz etmedi baba. Sessizliğiyle kararımı onayladı. O da bunu istiyor. Bir şey dememiş ki. Sana bırakmış kararı işte. Ne demek bu? Sen istersen devam edecek. Yapma kızım, aklını kullan. Yıkma gül gibi yuvanı. Kocan seni seviyor. Çok şükür her şeyin var. Villada oturuyorsun. Yardımcılar çalışıyor yanında. Elin sıcak sudan soğuk suya değmiyor. Param var, pulum var. Huzurum yok anne. Biz burada elin evinde diken üstünde oturuyoruz. Yeni alacağımız evde küçücük bir şey. Nasıl sığışacağız? Bu evi bile beğenmiyordun. Orada tıkış tıkış nasıl oturacaksın? Pişman olmayacak mısın? 2 gün sonra görürüm ben seni. Başlarsın eksik olsun böyle huzur diye söylenmeye. Yani burası senin evin diyemiyorum. Çünkü bizim de evimiz değil artık. Evet, yeni taşınacağımız yer çok küçük. Gördüklerinden, alıştıklarından sonra sana hitap edemez. Ama seni sokakta bırakacak halimiz de yok. Sen bizimle bu şekilde yaşamayı göze alıyorsan eğer, bizim kapımız açıktır. biraz kahveye gidiyorum. Sen dur. Alo? Buyurun benim. Evet. Ben de sizi arayacaktım. Birkaç gün daha rica edecektik sizden. Ev sahibi mi? Hayır. Yarın mümkün değil. Öyle mi? Peki. Şu anda yapacak bir şeyimiz yok bizim. Size de engel olmak istemeyiz katiyen. Tamam. Tamam olur. Kısmet. Hayırlı olsun. Size de. Ne oldu? İyi bir müşteri çıkmış eve. Daha fazla beklemek istemiyorum diyor. Satıyor mu evi? Yarın alacaksanız alın. Yoksa veriyorum diyor. Biliyordum ben başımıza geleceği. Biliyordum zaten. Ayıp etti ama o da. Kapora verdik o kadar. Eğer yarın almayacaksanız gelinime paranızı iade edin diyor. Koşal bari. Ondan olmayalım. Kaldık yine ortada, görüyor musun? Üf. Ne yapalım canım, kısmet değilmiş. Başkasına bakarız biz de. Bunu zor bulmuştuk. Kaldık yine Mithat'ın eline. Ah ah. Vallahi açmayayım şimdi ağzımı. Yani burama kadar doluyum. Dikkatli ol canım. Hızlı yürüme, yorma kendini. Tamam, merak etme. İlaçlarını da al yanına. Aldım. Hadi görüşürüz. Bak gördün işte. Senin dönecek baba evin filan yok. Yok artık. Gitti elimizden. Yok işte. Zar zor başımızı sokacak bir kovuk bulduk diyorduk. O da yok şimdi. Hadi buyur bakalım. Kaldık ortada. Kıt kanaat geçiniyoruz zaten. Halimizi biliyorsun. O rahatı bırakıp da kendi başının çaresine bakacaksan ne âlâ. Yok ben de sizinle sürüneceğim diyorsan buyur sürünelim hep beraber. Artık bizim olmayan baba evimizden uzak, ayrı ayrı hayatın bize sunduğunu sandığımız ama aslında kendi seçimimiz olan hayatı devam ettirmeye mecburduk. Hepimizin ayrı ayrı dertleri, ayrı ayrı umutları, hayalleri vardı. Kimimiz prangasını kendi takmıştı ayağına. Sımsıkı kapattığı avucunda bileğindeki kelepçenin anahtarını saklamıştı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nazmi nasıl? İyi. Sevindim. Evi karanlık görünce gittin zannettim. Hiçbir yere gitmedim. Gidecek yerim olmadığından değil. Burası benim evim olduğu için. Senin yanında olmak istediğim için gitmedim. Çok iyi yaptın. Necla'nın da vazgeçemedikleri, farklı mecburiyetleri, mahkumiyetleri vardı. Sımsıkı kapattığı avucunda prangasının anahtarı saklıydı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.